Merhaba sevgili Aralarımız kullanıcıları. Sizlere rubriklerin kombine edilmesiyle ilgili ufak bir video çekmek istedim. Çünkü bazı kullanıcılarımızdan sorular geldi. Şöyle yapıyoruz. Şimdi burada özellikle aynı anlama gelebilecek farklı rubrikler altında toplanmış rubrikleri kombine etmeyi göstereceğim. Örneğin zihin bölümünden. Diyelim ki karanlık korkusu olan bir hastamız var. Zihin bölümünde korku, karanlık olarak bakıp rubriğimizi buluyoruz. Ve burada bakın farklı cross referanslar veriyor. Karanlıkta kaygılı olma, karanlığın kötü gelmesi, ya karanlıkta yürümenin kötü olması ve ışık ihtiyacı gibi. İlaçların farklı rubriklerde olması halinde kaçırmamak adına bunların hepsini kombine edebiliyoruz. Şöyle ki, bunu mesela iki çeşit elin gösterdiği rubriği buradan atalım. Böylece buraya geçmiş oldu. Bunu çift tıklayalım. Bunu sürükleyerek atalım. Yukarıdakini bir önceki gibi atmıştık. Burada tuşlardan geri dönelim. Hem bu tuşu kullanmayı da öğrenmiş olmak için. Karanlık kötü geliyor rubriğine gelelim. Onu da tekrar buradan atalım ya da buradan sürükleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Tekrar rubrikte geri gelelim. Işık ihtiyacı diyelim. Bunu da tekrar sürükleyelim. Burada analiz sayfasını açtığımızda gördüğünüz gibi bazı ilaçlar ortak olduğu için çok ön plana geliyorlar. Yani stramonyum, fosfor ve natrium riyatikum karanlık korkusu olan, anksiyete yaşayan, karanlığın kendisine kötü geldiği ve ışık isteyen remediler olduğu için bütün rubriklerde var. Böyle baktığınız zaman stramonyum tek başına 14 puana yükseliyor. Oysa burada aradığımız şey aslında tek bir rubrik. Onun için bunları kombine ederek stramonyumun bu kadar yüksek puan almasını engelleyebiliyoruz. Kombinasyonun altında yatan önemli şeylerden bir tanesi bu. Yapmamız gereken şey sol elimizin işaret parmağıyla CTRL tuşu basılıyken buradaki rubriklerin hepsini işaretlemek. CTRL basılı olmazsa bu renklenmeyi göremezsiniz. Renklenen rubriklerin üzerinde sağ tıklıyorum. Grup oluştur diyorum. Burada iki çeşit kombinasyon yapabiliyorsunuz. Bir bütün remedileri görebileceğiniz bir kombinasyon, bir de ortak remedileri görebileceğiniz bir kombinasyon. Şimdi bizim burada amacımız bütün bu rubriklerde olan remedileri görmek ama gereksiz puan yükselmesini engellemek. O yüzden bütün remedileri görmeyi işaretliyorum. Kombine et dediğimde burada bakın stramonyum biraz önce 14 puandaydı. Şimdi 4 puanda. Çünkü bu rubriklerin kombine edilmesiyle birlikte sistem matematiksel olarak burada adı geçen ilacın en yüksek olduğu puanı bir kere alıyor matematiksel toplama. Dolayısıyla burada 14 değil 4 görüyorsunuz. Bakın biraz önce fosfor vardı onun yanında. Burada da fosforu en fazla iki değerlikte gördüğünüz için iki değerini alıyorsunuz. Böylelikle ön tarafa doğru bir yığılma polikreslerde ya da söz konusu olan rubriklerde birden fazla geçen sayıda aynı ilacın yüksek puan almasını engellemiş oluyorsunuz. O yüzden bu güzel bir yöntem. Bir diğer örnek göstermek gerekirse örnek veriyorum. Kavgacı rubriğini alalım. Bakın kavgacı rubriğinin de bir sürü çapraz referansı var. Bunlar bizim hastamızla ilgili atlamamamız için bir hatırlatma program tarafından. Bunların hepsine tek tek bakıp hastanıza en uyanını seçebilirsiniz. Ben örnek olarak şöyle yapacağım. Bunu attım. İntoleransı attım. Fanatizmi atalım. Öylesine atıyorum. Çok özel seçtiğim şeyler değil. Burada da ortak ilaçları görmek isteyebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Aynı rubrikleri ayrı ayrı görmek istemeyebilirsiniz. O zaman yapmanız gereken şey yine CTRL tuşuna basılı tutmak. Sağ tıklamak. Bunları gruplandır demek. Yeni bir rubrik oluşturarak bunların hepsini bir tek rubrikte, bir satırda gör diyebilirsiniz. Burada bir rubrik kalabalığı istemiyorsanız. Buraya tıkladığınızda, kombine ettiğinizde
Bakın A dediği sizin zaten daha önceden seçtiğiniz gruplama işaretiydi. Şimdi bunun yanına bir yıldız koydu. Bu yıldız şu anlama geliyor. Sen burada karanlık korkusuyla ilgili birden fazla rubriği birleştirdin. Ve bunların hepsini bir satırda görüyorsun demek oluyor. Bakın Stramonium 4 puanıyla 5. sıraya geldi. Çünkü yukarıya başka rubrikler ekledik. Bu rubriklerde de ortak olanları görmek istiyor olalım. YTRL tuşun basılı, işaretliyorum hepsini. Sağ tıklıyorum, kombine et diyorum. Ortak ilaçları gör diyorum. Burada bakın yanına koyduğu işarette harfin büyük harf olduğunu görüyorsunuz. Kombine et dediğinizde ortak olan ilaçları gösterdiği için sayılar oldukça düşüyor. Yani kombinasyon yapmanın bir, burada yukarıda gördüğünüz gibi birbiriyle alakalı olabilecek rubrikleri bir çatı altında toplamaya ve büyük, burada sülfür gibi, tuya gibi büyük polikrestleri gereksiz şekilde öne çekmesini engelleyecek şekilde bir matematiksel toplam oluşturmasını sağlıyoruz. Kombinasyonu böyle yapıyoruz. Size bol homeopatili günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.